Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dezavantajlı 23 öğrenci için Şanlı Tarihe Yolculuk projesi çerçevesinde gezi programı düzenlendi. Kahta Kaymakamlığı tarafından desteklenen, Kahta Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından okul destek projesinde bulunan 23 dezavantajlı çocuk için 6 günlük Şanlı Tarihe Yolculuk adı altında bir gezi programı düzenlendi. Şanlı Tarihe Yolculuk Projesi çerçevesinde Anıtkabir, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı ev, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Topkapı Müzesi, Eyüp Sultan Camii, Çanakkale Şehitliği, Arıburnu Tabyalar, 57. Alay, Savaş Müzesi, Sahra Hastanesi ve 15 Temmuz Çanakkale Köprüsü gezildi. Düzenlenen gezi ile ilk defa Çanakkale, İstanbul ve Ankara'ya gittiklerini belirten öğrenciler ise tarihe yapılan yolculuktan çok memnun kaldıklarını belirtti. Milli ve manevi bilincin yaşatılması ve unutulmaması için böyle gezilerin büyük katkı sunduğunu belirten Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin projenin amacına dikkat çekti. Müdür Erşahin, yapılan bu ziyaretlerin amacı çocuklarımıza milli ve manevi duyguları pekiştirmektir. Atalarımızın Çanakkale Zaferi için yapmış olduğu mücadeleyi yerinde görerek içselleştirmelerini sağlamaktır. Milli ve manevi bilincin yaşatılması ve unutulmaması adına böyle gezilerin büyük katkı sunduğunu düşünüyorum diye konuştu.